farz mıdır, vacip midir? Orucunu bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde ihtikafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bismillah deyip başlıyoruz efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Amin. Amin cümlemize. Muhterem hocamız, bugüne kadar bizleri bilgilendirdiniz, Allah razı olsun. Bugün de inşallah ilminizden istifade etmeye geldik. İnşallah. Bilmediğimiz dini meseleleri doğru bir şekilde sizden anlayıp hayatımıza geçirmeye geldik. İnşallah. İnşallah. Bismillah deyip çıkalım yola. Sosyal medya soruları hazır. Değerli izleyicilerimizin canlı yayında soracakları sorular olacak. Kıymetli izleyenlerimiz, programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar hocamıza dini noktayı nazardan tüm sorularınızı, merak ettiğimiz tüm sorularımızı yöneltebilirsiniz. 0312 alan kodumuz 294 42 94 telefon numaramız efendim. Diyanete soralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz ve sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook / Diyanete soralım. Buradan da anlık iletilerle programa sorularınızı iletebilirsiniz. İlk durağımız bugün Yalova olacak değerli hocam. Gülten Keskin Kereş hattımızda. Hoş geldiniz. Gülten Hanım, Yalova'ya selamlar efendim. Teşekkür ederim. Bizden de selamlar. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Buyurunuz hanımefendi. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Hocam benim kafamı karıştıran bir konu var. Ben bunu araştırdım. Surelere de baktım. Bayanlar regl dönemindeyken oruç tutabilir mi? Tabii ki isterlerse tutmayabileceklerini biliyorum ama tutabilirler mi acaba? Tutsalar bir mahsurları var mı? Soralım değerli hocamız efendim. İsteğe bağlı bir şey mi değil mi? Soralım. Birlikte öğrenelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Yalova'ya selamlar. Evet efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şuna ben başlayayım. Tutamazlar. İsteğe bağlı değil yani. Değil. Ha. Şimdi diğer yöne geçelim. Ben sureleri karıştırdım, bulamadım diyor kardeşimiz. Şimdi dinimizin hükümleri sadece Kur'an-ı Kerim'de değil. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hadisinde. Ve yetkin alimlerin, ki biz onlara müçtehit diyoruz, onların bu Kur'an'dan ve sünnetten, Peygamberimizin sözlerinden ve yaptıklarından elde ettiği hükümler. Biz ona da içtihat diyoruz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de regl dönemindeki hanımlarla ilgili olarak, ki bunu bazıları anlamayabilir bizi izleyenlerden, adet dönemindeki hanımlarla ilgili olarak bir tek ayet var. Diyor ki sana adet halini soruyorlar. De ki o bir ezadır, eziyettir. O durumdayken eşlerinizden, hanımlardan uzak durun, yaklaşmayın. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Yani ilişkinin haramlığı orada anlatıyor ama... Diğer taraftan Peygamberimizin sözlerinde, ki biz ona hadis diyoruz, adet dönemindeki hanımların oruç tutamayacaklarını bildiren ifadeler var. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ayşe validemize bir kadın geliyor, soruyor. Diyor ki biz diyor adet dönemimizde getirdiğimiz, tutamadığımız oruçları kaza ediyoruz. Yani bak. Oruç tutar demiyor. Tutamadığımız oruçları kaza ediyoruz. Namazları da kaza etsek değil mi? Hazreti Ayşe'nin ifadesi şu. Sen yoksa harici misin? Evet. Harici bugün DAEŞ diyelim. Evet. İşte benzer bir o zamanki akım. Yani böyle dini çok dar kalıplar içerisinde sokan, şekli bir şey veren bir akım. Biz, Resulullah bize adet döneminde tutmadığımız oruçları kaza etmemizi ama namazları kaza etmememizi emretti. Yani bu hükmün, adet dönemindeki kadınların oruç tutmamaları hükmünün kaynağı Peygamber Efendimizin hadisi ve onun eşlerinin uygulaması ve o günden bugüne dünyanın her tarafındaki bütün Müslümanların uygulamasıdır. Yani eğer burada farklı bir yön olsaydı işin, diyelim ki daha önce tarihte de birileri kalkar. Farklılık çıkardı. O farklı bir şey yapardı. Bugün mezhep dediğimiz Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, bütün mezheplerde adetliyken hanımlar oruç tutamazlar. Evet. Tuttu ne olur? Oruç olmaz o. Aç kalma olur. Peki. O halde adet dönemindeki bir hanımefendi isteğe bağlı oruç tutma gibi bir şey söz konusu değil. Yani o isterse tutar, isterse tutmaz değil. Tutmaz. Evet. Tutmaz. Tutarsa o oruç olmaz, aç kalma olur demin söylediğim gibi. Evet. Ama mesela emzikli kadın. Evet. Tutmayabilir. Ama tutabilir de. Hamile. Hamile zarar vermiyor kendisine oruç ve bebeğine zarar vermiyor. Tutsa da tutabilir de tutmayabilir de. Yani mesela yolcu. Evet. İsterse tutar, isterse tutmaz. Orada muhayyerlik var, seçme hakkı var ama burada öyle değil. Yani adetle ilgili olarak öyle değil, tutmaz, tutamaz. Peki efendim. Allah razı olsun. Değerli hocamız tüm altyapıyla birlikte gereken noktaların tamamını aydınlattılar. Devam ediyoruz. Samsun'dan Ramazan İşler hattımızda. Hoş geldiniz Sayın İşler. Samsun'a selamlar efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı günler olsun, hayırlı yayınlar olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurunuz Ramazan Bey. Şimdi şöyle, benim midemde sıkıntı çıktı, midem alındı. Evet. Yaşamım öyle sürüyor ama sürekli 7-8 öğün yemem gerekiyor. Evet. Ben şimdi normalde bu Ramazan şeyimi fidye verdiğim zaman acaba borcundan düşüyorum mu? Bir iyi rahat zamanda tekrar tutma zorunluluğum var mı acaba? Peki Allah izin verirse ileriye dönük iyileşme durumunuz olup da tutabilecek gücünüz yerine gelecek mi efendim? İşte onu ben bilemiyorum. Bilmiyorum. Ben şu anda iyileştim ama 7-8 öğün yeme durumundayım yani. Sürekli peki, yeme ihtiyacına doğuyor. Soralım bana. Kıymetli hocamıza. Başka bir soru var mı efendim? Bir de şöyle, biz 8 yıl oldu hacca yazıldık. Hac paramızı bir faizsiz bankaya yatırdık. Evet. Orada bekliyor. Normal zekatlarımızı veriyoruz. Benim maaşım var ama hanımımın maaşı yok. Bana kurban düşer illa ki ben kurban keseceğim ama hanımım da kesecek mi acaba? Çünkü onun geliri yok yani orada para sabit duruyor orada. O parayı kim verdi? Siz yatırdınız değil mi onun adına? Kendimden biraz biriktirmiş. İşte ben katkı yaptım. Sağdan soldan bir hac parası duruyor orada. Tamam. Ama zekatlarını veriyoruz ama kurban ona da düşer mi yani? Benim maaşım var. Ben illaki bana düşer. Soralım efendim. Muhterem hanımefendiye kurban düşer mi? Samsun'a selamlar, sıhhat diliyoruz efendim. Evet değerli hocam. Şimdi oruç tutamıyoruz. Günde 7-8 öğün yemesi gerekiyor. Haliyle bu durumda oruç tutması mümkün değil. Eğer hali vakti yerindeyse fidye verir. Yani ne demek fidye? Her bir gün için, Ramazan'ın her bir günü için bir fitre miktarı parayı bir fakire verir. Evet. Toplu da verebilir, ayrı ayrı da verebilir. Bu serbest. Maddi durumu yerinde değilse onu da vermek zorunda değildir. Ha, diyelim ki fidye verdi şimdi. Ama ileride dediğim gibi iyileşti. Ki çünkü bu olabiliyormuş yani mide tekrar oluşabiliyormuş. Evet efendim. Veya diyelim ki 4'te 3'ünü alıyorlar, büyüyebiliyormuş falan. Bölümü, evet. Ha, o şekilde büyürse ve hatta şöyle diyelim, ileride öyle gelir de günde birkaç öğünle yani bizim normal sağlıklı insanın beslendiği gibi beslenmek yeterli hale gelirse o zaman en azından senenin kısa günlerinde orucunu tutabilir, tutmalıdır. Evet. Tutabilecek duruma gelirse. Ama tutamayacak duruma gelmezse eğer, tutabilecek duruma gelmezse, dediğim gibi şimdi maddi durumu yerindeyse fide verir ki o çok fazla bir şey değil. Sonuçta 30 gün için 480 liradır. Evet. Ama bu kimine göre bir para değildir ama kimine göre önemli bir paradır. Herkes kendi durumuna göre ayarlar. Ona da gücü yetmiyorsa vermesine gerek yok. Peki. Eşinin bu durumda kurban kesmesine gerek yok. Yani bu beyefendinin kestiği kurban inşallah o aile için yeterli olur. Peki zaten o hac parasına zekatı veriyorlar. Evet. Efendim inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Tüm haccı arzu eden, bekleyen herkese, gidenlere bir kez daha inşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Yusuf Bey hocama selam ediyorum diyor. Vakıf, dernek gibi yerlerde namaz kılınabilir mi diyor izleyicimiz. Şimdi burada acaba neyi kastediyor? Ben orada namaz kılsam namazım olur mu? Mesela şöyle diyelim, bir vakıf merkezine gittin, namaz vakti geldi, orada namaz kılacaksın. Ben bunu orada kılabilir miyim? Eğer maksat buysa, olur tabii. Yani bu şundan dolayı benim aklıma geldi bu. Hani insanımızda vakıf malından istifade konusunda bir dikkat var ya, hassasiyet var. Acaba bu soruyu soran kardeşimizin aklına, ya ben orada vakıf malından namaz kılmakla vakıf malını kullanmış sayılır mıyım? Çok ince bir hassasiyet olur. Evet, eğer böyle bir düşünceyle soruyorsa tebrik etmek lazım hassasiyetinden dolayı ama kılabilir. Ama bir de şu oluyor, bazı vakıf üyeleri diyelim, dernek üyeleri, cemaat üyeleri dibindeki camiye gitmiyor. Doğru. Yanındaki o vakıf merkezinde, dernek merkezinde veya kursunda veya pansiyonunda namaz kılıyor, hatta cuma kılıyor. Evet. Bu yakışıklı bir olay değil, yani doğru bir olay değil. Bak cami toplayıcıdır. Cem olmak, bir olmak. Cami evet. Kelime manası toplayan demektir. Ve cemaatin teşvik edilmesinden maksat da Müslümanların bir araya gelmesidir. Şimdi Müslümanların bir araya geldiği camiye gelmiyorsun. Ona alternatif bir şekilde sadece belirli bir meşrebin adamları bir araya geliyorsun. Peki öbürleri ne, Müslüman değil mi? Bu tefrika oluyor bu. Bölücülük oluyor. Allah muhafaza. Ve bu haramdır. Yani bölücülük haramdır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kardeş olun, parçalanmayın. Evet. Ve la teferraku, parçalanmayın. Ve tesmu bi hablillahi cemian ve la teferraku ayet-i kerime böyle diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarın. Allah'ın ipine Kur'an-ı Kerim. Evet. Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim. Sımsıkı sarılın ona, parçalanmayın. Şimdi bu parçalanma değil mi yani? O camide imamlık yapan Müslüman değil mi? Onun arkasında namaz olma mı da sen ayrı bir şey çekip yurt yer edinip orada ayrı bir namaz kılıyorsun? Ki bizim ilmuhal kitaplarına baktığımız zaman, fıkıh kitaplarına baktığımız zaman o tip yerlerde cuma kılınmaz. Çünkü cami hükmünde değiller. Cami hükmünde değil. Doğru efendim. İzinli değil devletten. Umuma açık değil. Yani biraz Müslümanların aklını başında devşirmesi lazım. Ya sen istediğin gibi bir derneğe üye olabilirsin, vakfa üye olabilirsin, bir meşrebin olabilir, bir cemaatin mensubu olabilirsin. Ama bu hiçbir şekilde o İslam toplumunu bölücü, biz siz sonucuna götürücü şekilde olmaması lazım. Aksi halde bunun getirisi, götürüsü getirisinden çok fazladır. Yani orada elde edeceğin sevaptan benim kanaatim. Bu sebep olduğun tefrikadan dolayı girdiğin günah çok daha fazladır. Peki. O zaman bu şiar olan namazı camide toplu birlikte yani, kılmak lazım. Tabii. Yani eğer bu sorudan maksat o ise cevabım bu. Ama önceki ise onun cevabını verdiniz zaten. Sorun yok. Peki efendim. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar efendim. Ankara'daki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Evet. Buyurunuz, evet. Buyurunuz hanımefendi. Hoş bulduk. İyi günler. Sağ olun efendim. Değerli hocam dinliyorlar. Zekatla ilgili bir şey soracaktım. Buyurun. Zekatımı dağıttım da biraz daha var. Onu bayramda gelen öğrencilere falan verebilir miyim? Ne? Bunlar üniversite öğrencisi mi yoksa size bayram... Yani gelen ne? Şeylere, üniversitede olabilir, normal çocuklar da olabilir. Evet, dışarıdan sizi bayram ziyaretine gelen çocuklara verebilir miyiz? Evet. Soralım efendim. Yani durumu iyi olmayanlara. Soralım değerli hocamız efendim. Başka bir soru var mı hanımefendi? Yok, teşekkür ederim. Efendim sıhhat diliyoruz. Ankara'ya selamlar. Evet muhterem hocam. Eğer yetişkinse, yani ergenlik çağını geçmişse, çocuğun kendisi de fakirse, zekat niyetiyle verebilir. Evet. Yani burada iki şey var. Bir, o kişi zengin olmayacak. Yani zekat alabilecek durumda olacak. Yetişkinse. İki, zekat niyetiyle verecek ama onu verirken bu benim zekatım demesine gerek yok. Yani bir hediye gibi verebilir. Bir zarfa koyup veya neyse caiz. Eğer küçük çocuklar geliyorsa bayramcı ki bunun para verdiğini duyarsa herkes gelir zaten. Yani şimdi küçük çocuklar geliyorsa o zaman babasının durumuna bakılır. Evet. Babası zenginse o zaman küçük çocuğa verilemez. Çünkü o babanın varlığı aynı zamanda o çocuğun da varlığı sayılır. Ama babası fakirse bunu da biliyorsa o çocuğa da verebilir yine zekat niyetiyle. Peki. Efendim devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz artık yavaş yavaş bayram da yaklaştı. Tabii öncesinde mübarek bir gece var. Cenab-ı Allah inşallah istifade edilmeyi nasip etsin. Efendim Abdullah Orhan hocama selam ediyorum. Ramazan ayı içerisinde sünnet ettirmenin bir sakıncası olur mu çocuğum? Hayır efendim hiçbir sakıncası olmaz. Yani bu Ramazan'la sünnetin bilgisi yok. Zaten arada bir küçük çocuktur. Eğer onun kan kaybı olacağından falan endişe etsek bile onu alakası yok. Peki Ramazan'da çocuklarımızın sünnetinde bir sakınca yok. Evlendirilebilir. İki hanım aynı, iki kardeş. İki kardeş aynı anda nikahlanabilir. Başkalarıyla tabii. Dün böyle bir, tabii başkalarıyla. Soru vardı. Evet. Böyle bir soru vardı, evet. Peki efendim. Yani orada kırkı basar gibi şey evet, söylemişlerdi ya efendim. Peki muhterem hocamız bunlar batıl inançlardır buyurmuşlardı. İstanbul'da devam ediyoruz. Ahmet Sezegen hattımızda, hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Sayın Sezegen. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Buyurunuz Ahmet Bey. Hocam şöyle bir sorum var. Buyurun efendim. Babam fakirdi, rahmetli oldu, hacca da gidemedi. Allah razı olsun efendim. Daha sonra benim durumum iyi. Evet. Ben hacca gittim geldim ailemle beraber. Elhamdülillah. Şimdi babamın yerine hacca gidebilir miyim? Ancak hacca gidebiliriz ki elbet gidilir diyorlar hocalarımız ama ben şöyle bir ayrıntıyı sormak istiyorum özellikle. Buyurunuz. Babam hac farziyesinin içinde fakirdi. Fakir olduğu için de hac buna farz değildi. Ben şimdi fakir olduğu için gidemedi, inanmadığı için değil. Evet. Ancak ben babam yerine hacca gitmiş olursam bir Allah'ın kanununa aykırı bir şey mi yapmış olurum? Çünkü fakir olduğu için ona hac farz değil. Evet. İdi. Ancak ikincisi yani ben ona yerine gidersem hacca gittiğimin bu hac farzı yerine getirilmiş mi olur? Ölü yoksa sevap mı alır? Yoksa hac farziyetini yerine getirmiş gibi mi sevap alır? Soralım kıymetli hocamıza. Bu 4 soru da aynı noktaya çıkacaktır. Kıymetli hocamız cevaplayacaklar efendim. Sıhhat diliyoruz Ahmet Bey. Cenab-ı Allah hacınızı kabul etsin efendim. İstanbul'a selamlar. Evet. Hacca babası yerine hacca gidebilir. Bu Allah'ın takdirine karşı gelmek anlamına gelmez. Tabii kendisine, babasına hac farz olmadığı için bu babasının borcu olan bir haccı ödemiş sayılmaz. Ama hac sevabını alır babası inşallah. İnşallah efendim. Şimdi şöyle bir olay var. Bu Hasamiye, yani Hasam kabilesine mensup bir kadın, onunla ilgili oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah benim babama hac farz oldu ama o gidemedi. Ben onun yerine gidebilir miyim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şu oluyor. Babayın birisine borcu olsaydı sen öder miydin? Öderdim. Allah hakkının ödenmesine herkesten daha çok haktır, layıktır. Tabi o olayda babasına hac farz olmuş idi. Ve onu sormuş o hanım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki babam hac farz olmadı. Evet. Olabilir. Ha, ona haccın farz olmayışı onun gitmesine, hacca gitmesine engel değildir. Yol bulsaydı giderdi. Yol bulsaydı giderdi. Yani şimdi bir de evladın babası yerine hacca gitmesi için babanın vasiyet etmesine de gerek yok. Evet. Evlat baba vasiyet etmemiş bile olsa ve baba borçlu olarak ölse o babasının yerine hacca gider ve o babasının borcu düşer. Ama burada babası borçlu olarak ölmemiş. Ama sonuçta haçta bir sevap var ve o sevabı da inşallah babası alır. İnşallah efendim. Cenab-ı Allah afiyet nasip etsin. Devam ediyoruz. Bünyamin Bey birkaç soru hocam soruyor. Şöyle hemen. Hayvanların zekatı sayıma olmadığı durumlarda nasıl hesaplanacak? Parasını altın gibi atıl durumda yerine değerlendirmek için 10-15 dişi hayvan alıp çoğaltmak için çiftlikle beslenen hayvanın zekatı nasıl hesaplanacak demiş hocam. Şimdi hayvanlar 3-4 amaçla beslenebilir veya 3-4 durumda olabilir. Bir saime olanlar. Saime ne demek? Senenin yarıdan fazlasını kırlarda otlayarak geçiren hayvan. Evet. Burada her bir hayvanın türünün ki 3 türdür bu. Yani davar dediğimiz koyun keçi türü, sığır dediğimiz inek, işte öküz, manda türü, bir de deve türü. Bunların her birinin nisabı ayrı. İşte koyunda asgari 40, sığırda 30, devede 5. O detaya girmeyelim. Bunlar hangileriyle ilgili? Saime ile ilgili. Bu bir. 2, vatandaş besicilik yapıyor. Alıyor, besliyor, kurbanda satıyor. Şimdi burada ne için aldı bu hayvanı? Satmak için. Ticaret için aldı. Doğru. Bu ticaret malı hükmündedir. Hmm. Dolayısıyla bunlar da sayı değil, bunların değeri önemlidir. Yani elinde nisap miktarını geçecek, yani bugün 11-12 bin lirayı geçecek, neredeyse bir dana bile o fiyata geliyor. Geçecek eğer hayvanı varsa, o ticaret malıdır, onun değerinin 1/40'ını verecektir. Ha, tabi burada şöyle bir durum var. Saime değil ya bu. Evet. Ticaret için aldı. Besliyor ahırda. Masraf ediyor. Ne yapar? O hayvanların değerinden o masrafı düşer. Kalanın 1/4'ü verir. Peki efendim. Ha. Bir de süt için mesela hayvanlar besleniyor. Ve birçok oluyor yani. Burada normalde insan bir dişi hayvan alıyor ve onu işte 3 sene 5 sene bilmiyorum artık onun ekonomik şeyi ne kadardır. Tutuyor ahırında, besliyor, sütünü alıp satıyor ve diyelim ki süt vermez hale gelince de ya kesip satıyor veya kendini satıyor. Şimdi bu ticaret için değil, üretim için sanki bir hayvan oluyor değil mi? Doğru. Bunun da sütünden elde ettiği paranın kazanç, diğer kazançlarla birlikte nisaba ulaşır ve üzerinden yıl geçerse onun zekatını da öyle verir. Getirisi üzerinden verecek. Peki. Hocam 2 sorusu daha var. Hemen onları da izninizle soralım. 100 civarı kuzu alıp çardakta etlendirip satan kişi zekat vermekle mükellef mi? Demek ki söylediğim şey. Bu az önceki. Ama o ticaret malı gibi olacak. Evet. Peki. Bir de tarla ile ilgili bir sorusu var. Kıraç olup yağmur suyuyla sulanan, aynı zamanda ekimi, biçimi ve gübresi için masraf eden kıraç tarla sahibinin zekatı nasıl hesaplanacak? Yani sulama masrafı yapmıyor ama diğer masraflar var. Biz ona hep şunu söylüyoruz. O ilaç, gübre ve mazotu da ekliyor şimdi kurulumuz. Bu masraflar elde edilen üründen düşülür. Kalan buğday, arpa türünden 650 kilo veya daha fazla ise onun 1/10'ünü verir. Peki efendim. Yani %10'unu verecek. Çünkü o yağmur suyuyla sulandığı için onun, buna öşür diyoruz. Uşur zaten 1/10 demek. Yani onun doğrusu uşur. Bize öşür diye geçmiş. 1/10. Ama o ekstra masrafları ilave düşer toplamdan. Geriye kalanın zekatını verir. Peki. Evet, Bünyamin Bey'in soruları da cevap bulmuş oldu. Efendim, Kayseri'den Muhammed Emre Kılıç hattımızda. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Kayseri'ye selamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz Muhammed Bey. Hocama saygılar sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. 3 tane sorum vardı hocam benim. Buyurunuz efendim. Hocam ben Hanefi mezhebine mensubum. Hanefi mezhebinde okuduğum kadarıyla müzik dinleme tahrimen mekruh diyor. Şimdi ben İmam Gazali gibi veyahut da Yusuf El Kardavi gibi müştehit halimlerin görüşlerini alıp da yani bu çalgı aletleriyle müziğin helal olduğu yönünde bir görüş alabilir miyim? Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası nedir onu merak ediyorum. Soralım, diğer soruyu alalım efendim. Diğer sorum hocam, mesela siyah bir çorap giydiğimizde tırnağın arasına o çoraptan pamuk gibi mesela siyah bir şeyler girdiğinde bunları mesela uğraşıp çıkarmamız lazım mı abdest alırken, yoksa geçer mi o? Onu soruyorum. Diğer sorumda hocam, mesela bir kişi çok fakir, Allah yardım etsin gibi yani adını söyleyerek bunu demek bu gıybete girer mi? Onu merak ediyorum hocam. Soralım değerli hocamız efendim. Teşekkür ediyorum. Kayseri'ye selamlar. Şüphesiz herhalde dua maksatlı söyleniyordur. Efendim müzik. Müzik tabii Kur'an-ı Kerim'de müzik değil de lağv, lehiv ifadeleri geçer. Boş, yani. Bunlar yani boş şeylerle uğraşmak vesaire yasaklanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayetlere bakıyorsunuz. Bir rivayette müzik, bir tür müziğe cevaz vermiş. Ne yapmış? Mesela o cariyeler def çalarken onlara engel olmamış. Doğru. Ama bir başka yerde, bir başka hadisinde onu hoş görmemiş müziği. Tabi bunlardan hareketle İslam alimleri müzik dinlemenin hükmüyle ilgili farklı görüşler varmışlar. Bu soruyu soran kardeşimiz incelemiş, az çok bu işleri biliyor yani, hele Kardavi, Gazali falan bildiğine göre demek ki bu işlerin içinde bir insan. Bir kısım alimler, mesela İbn Kayyim Cevziye var. Evet. O haram olduğunu söylüyor Hanbeli alimlerinden. Allah rahmet eylesin. Hanefiler de bunu hoş bakmazlar. Doğru. Ama İmam Gazali biraz daha müsamahakar bakar buna. Dediği gibi Yusuf El Karadavi müsamahakar ama her türüne değil. Mesela Karadavi'nin görüşü şudur. Dinleniş amacına ve etkisine göre değişir hükmü. Yani bir müzik türü vardır. İnsanın behimi, ne demek behimi? Nedir efendim? Hayvani. Evet. Behimi duygularını harekete geçirir. veya insanların günah türünden olan şeyler teşvik eder. Evet. Ha, bunlar caiz değildir. Ama öbür taraftan diyelim ki güzel bir ilahi var. Bir memleket müziği. Efendim bir memleket türküsü. Oluyor hocam yani. Var ya. Memleket mesela, türküleri yani var, şimdi, marşlarımız var. Şimdi yani Yemen türküsünü, Çanakkale'yi, yani bunlar içinde herhangi menfi bir şey yok. Doğru. Ve ecdadı hatırlıyor yani. Ha, şimdi bunlara caiz diyorlar. Evet. Bu türlere. Ki bizim kurulun fetvatı da genelde bu istikamette. Dinleniş amacı. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Tabii kurul farklı insanlardan oluşuyor ve herkesin de kendine göre ayrı fikri var. Ve ben kuruldan ayrılalı 2 sene oldum. Evet. Arkadaşların yeni bir bu konuda görüşü varsa bilmiyorum. Ama bizim kurula kaldığımız dönemdeki bizim görüşümüz aşağı yukarı o Kardavi'nin görüşü istikametindeydi. Yani sorulara o şekilde cevap veriyorduk. Yani burada mutlak anlamda müzik haramdır, müzik helaldir deme yerine amaç, içerik, etki, buna göre farklılık. Peki. Amacı yani maslahat. Yani amaç, içerik. Mesela tutuyor canlı bir insanı hicvediyor. Evet. Yani hayatta biri var belli, onu hicvediyor. Veya bir kadın var, onu şey yapıyor. Evet. Vasfediyor. Bunlar caiz olmaz, bu içerik. Veya içinde inkar ifade eden sözler var. Veya insanları kötülüğe teşvik eden sözler var. Böyle olursa helal olmaz tabii. Yani içerik dediğim bu. Etki de karşı tarafı nasıl etkileyecek bu? Hay efendim. İşte demek ki şöyle behimi duygularını harekete geçirecek. Peki. Yoksa onun ruhani yönünü mü etkileyecek? Bunlara göre hüküm değişir. Efendim abdest alırken çorabın... Şimdi tabii abdest alırken yıkanması gereken yerlerin tamamen şey yapılması lazım. Islatılması lazım. Suyun oralara değmesi lazım. Biz onun için ne diyoruz? Bayanlar ojeyle abdest alamaz. Doğru. Şimdi ayağın parmakların arasına giren o çorabın şeyi çıkar yani. Çıkar hocam. Ayrıca parmakları hilallemek de sünnettir. Evet efendim. Yapıyoruz da zaten. Yani böyle yapıyoruz. Ayakları da aynı şekilde. Eğer ihmal edilir de altına su girmezse abdest eksik olur, abdest olmaz. Ama o çekici olduğundan hocam çekmez mi işiniz? Altına su geçer mi onu bilemem ben. Evet. Ben altına su geçmezse abdest olmaz diyorum. Peki. Hani girmez şansı yok, sıfır, ama her ihtimale karşı. Peki. Tabii bu arada belki hocam bizi dinleyenler, biz sizden aldığımız burada serviyeyle aklıma geldi. Bizi dinleyen, boya yapan mesela abilerimiz falan olabilir veya toprakla yani uğraşanlar. Şöyle, onların durumları. Meşguliyeti yani iştigal ettiği alan sebebiyle el ya da ayak tırnakları ayakta olabilir. Olsun, elde olsun çıkmayan eğer şeyler varsa. Boya kalıntıları veya boya kalıntısı olabilir. İşte çiftçilerin tırnaklarının arasındaki o çamurlar olabilir. Evet. Bunlar abdeste mani olmuyor. Çünkü bunlar da bir zaruret var. Peki. Ama mesela şu var. Balık pulu yapıştı. Bu engeldir. Niye? O çıkartır. Doğru. Evet. Yani Peki. Keyfi olmayacak. Bir de çıkabilecek. Peki. Hocam son sorusu da bu Allah yardım etsin dediğimizde bir bence bunun garibe... sakıncası olmaz yani Allah. Bu bir yani dua. Alay etmek için söylemiyor, dua için söylüyoruz yani. Peki. Efendim devam ediyoruz. İstanbul'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. İstanbul'daki izleyicimiz. Alo. Merhabalar efendim. Buyurunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim birkaç sorum olacak. Buyurunuz. Birincisi fidyeyi ben oruç tutamıyorum. Rahatsızım. Evet. Fidyeyi bu şey gibi fitre gibi Ramazan ayı içinde mi vermemiz gerekiyor tamamını? Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum yeğenim var benim. Eşinden ayrıldı. Yeni bir eve taşınacak. Yani biraz maddi olarak sıkıntıda. Evet. Ona yardım için bazı ev eşyaları almak istiyorum. Onları zekatıma sayabilir miyim? Soralım. Bir de gerçi bitti ama ben teravih kılıyorum evde tek başıma. Niyet ederken çok tedirgin oluyorum. Yani her 4 rekatta bir niyet nasıl ediliyor? Onu bir türlü şey yapamadım yani çözemedim. Kendi kafama göre bir şeyler yapıyorum. Onun doğrusunu öğrenmek istiyorum. Yani hiç olmazsa seneye eğer Allah ömür verir çıkarsam seneye doğru kılayım diye. İnşallah soralım efendim. Teravih namazı nasıl kılınır? Yani teravih namazı 4'er rekatta bir 4'er kılıyorum 20 rekat. Fakat niyet ederken mesela ilk 4 rekatına diyemeyi niyet edeceğim. İlk 4 rekatına diyemeyim. İşte orada biraz tereddütüm var. Kıymetli hocamıza soralım efendim. Sıhhat diliyoruz. İstanbul'a selamlar hanımefendi. Oruç tutamıyor. Fidyeyi Ramazan içinde vermesi şart mı? Hayır. Ramazan çıktıktan sonra da verebilir. Ramazan içinde de verebilir. Haddi zatında fidye neyin yerine geçer? Orucun yerine geçer değil mi? Evet. Yani bir halef var, bir de selef var. Yani öncekine selef, sonrakine halef denir. Fidye orucun halefidir. Ve normalde de önceli olması lazım. Kişi oruç tutamamış olsun ki onun fidyesini versin. Evet. Öyle olunca... Zaman geçecek. Doğru. Yani ama şu var. Diyelim ki birinci oruç tutamayacak, Ramazan içinde de verdi ama daha Ramazan bitmesine 10 gün var. Bu da caizdir. Ama Ramazan çıktıktan sonra da verilir. Buna bir şey yok, sakınca yoktur. Peki. İkincisi yeğenime yardım. Şimdi Hanefi mezhebinde, ki Hanefi mezhebinde diye özellikle söylüyorum. Çünkü diğer mesela Şafiiler falan bizi dinlerse onlarda farklı şeyler olabilir. Onlara göre insanın elindeki varlık neyse onun cins aynısından vermek lazım. Evet. Paraysa para, eşyaysa eşya, mal ise mal. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde zekat aynı olarak verilebileceği gibi, yani bir mal olarak verilebileceği gibi, nakdi olarak, yani para olarak da verilebilir. Şimdi burada yeğenine ev eşyası alacak. Ev eşyası da bir ihtiyaçtır. Yani nasıl ki diyelim ki bugün Ramazan kolisi vatandaş, Müslümanlar zekat niyetiyle Ramazan kolileri alıp onu dağıtıyorlar. Burada adamın kendisi para aslında, yani parası var. Kendi bakkal dükkanı işletmiyor ve market işletmiyor ama ne yapıyor? Ramazan kolisi alıyor ve zekat olarak veriyor. Biz buna caiz diyoruz. Niye? Muhatabın ona ihtiyacı var zaten. Yani bu hep benim burada biraz da esprili olarak verdiğim bir şey var. Yani zekat olarak çimento vermeye benzemiyor bu. Doğru. Ve efendim kömür vermeye benzemiyor. Yani kömür ocağı işleten kömür. Gerçi kömür de ihtiyaç ama değil mi yakan? Yani kışa saklanabilir. Ama yakıyorsun. Herhalde çimento vatandaşın işine yaramaz. Yani ev eşyası da onun ihtiyacıdır. Verildiği zaman zekat yerine geçer. Ama ben mesela şunu tavsiye ederim. O eşyaya vereceğim parayı ver. Hem kendi gönlüne göre alır. Yeğeni. Doğru, bir doğru. Hem de ondan daha önemli kendisince ihtiyacı olan bir şey vardır, onu alır. Peki efendim. Efendim benim evimde 2 tane kanepem var. 3.'ye ihtiyacım olmaz. Ama mutfağımda efendim bir küçük fırına ihtiyacım olur. Sen ona hayır bu kanepeye oturacaksın. Öyle deme, yerine al parayı istediğin an. O da gider fırına alır. Peki. Teravih namazı ile ilgili nasıl niyet edilecek? Bu niyet, öyle bir kalıbı yok onun. Yani illa şu zaman niyet edilecek, şu şekilde niyet edilecek diye bir kalıp yok. Yani ben teravih namazı kılmak üzere durduğum zaman niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya. Bitti. Teravih demesi de şart değil. Dediğinde niyet etmiştir. Bunu her 4 rekatta da niyet edebilir, başta tamamı içinde niyet edebilir. Onun için onu sıkıntı yapmaya, problem edinmeye gerek yok. Evet. Efendim devam ediyoruz. Manisa'dan Cevdet Karaman hattımızda. Hoş geldiniz. Manisa'ya selamlar Sayın Karaman. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hayırlı günler dilerim. Sizlere de efendim. Buyurunuz Cevdet Bey. Ben aşağı yukarı 70 seneden beri camiye gidiyorum. Cemaatle namaz kılıyorum. Maşallah. Allah kabul etsin. Bundan 70 sene evvelki imamların, hocaların ve böyle bilgisi olan kişilerin tavsiyeleriyle okumayı bütün harfleriyle, harekeleriyle telaffuz etmek zorunda kaldık yani o zamanlar. Evet. Şimdi o telaffuzu süratlendiremiyorum. Evet. Süratlendiremeyince camide, sünnetlerde cemaate yetişemiyorum. Cemaatla namaz kılarken, imamla namaz kılarken de imama yetişemiyorum. Yetişebilmek için de bazı sünnetleri terk ediyorum. Mesela ne gibi? Rükûda, secdede, Sübhanallah'ı, Sübhan Rabbiyal Azim'i birer defa söylüyorum. Evet, yetişiyoruz. Bir defa söyleyip geri kalkıyoruz. Bir defa söylüyorum. Hay hay efendim. Bazen de mesela ayaklarımda da biraz arıza var şimdi. Secdeye giderken imam secden kalkıyor oluyor bu tarzda. Bunun bir şeyi var mı, mahsuru var mı acaba böyle? Soralım değerli hocamız efendim. En azından asgarisi nedir, ne yapılabilir, ne yapılmalı? Cenab-ı Allah afiyet ihsan etsin inşallah. Dua ediniz efendim. Memlekete, millete dua ediniz. Manisa'ya selamlar Cevdet Bey. Evet değerli hocam. Malum namazımızdaki yaptığımız hareketler üç grup. Farzlar var, vacipler var, sünnetler var. Evet efendim. Farzlar bilerek veya bilmeyerek terk edildiğinde namazın iadesi gerekir. Namaz değildir. Vacipler eğer bilerek terk edilirse onun namazın iadesi vacip olur ama bilmeyerek terk edilirse seviş secdesi yapılarak namaz tamam olur. Evet. Seviş secdesi de yapılmamışsa unutarak terk edildiğinde bir şey gerekmez. Ha, sünnetler terk edilirse eğer isteyerek veya istemeyerek bu namazın sıhhatine herhangi bir sakınca teşkil etmez. Peki. Yani verdiği örnek efendim mesela ben şunu söyleyeyim. Namaz şey yapacak, selam verecek. Şimdi biz selamda ne okuyoruz? İşte Ettehiyatı okuyoruz. Doğru. Salli barik okuyoruz. Rabbena atina, Rabbena fili dualarını okuyoruz. Şimdi burada Ettehiyatı okumak vacip. Allahümme salli, Allahümme barik okumak sünnet. Diğeri de müstahap mı? Ha, diğeri de müstahap. Ha, şimdi Ettehiyatı okuduk, Allahümme salli ala Muhammed dedik, imam selam verdi. Biz de veririz. Sorun yok. Yok. Ben de bile yetiştiremiyorum bazen. Oluyor hocam. Özellikle teravihte biraz acele ediyor imamlarımız. Yani doğrusu o da ayrı bir şey. Bazı Araplar bizim teravihlere de gülüyorlar. Yani çünkü onlar hatimle kılıyorlar. Uzun kılıyorlar. Ama biz bir an önce şu namaz bitse de gitsek diye sanki. Bir ayet ya iki bari okumuyor bazı hocalarımız. Bir tek ayet. Onlar namaz kılıyorlar. Oluyor hocam. Ya maalesef ya. Bu biraz dikkat etmek lazım yani hocalarımızın. Ve aynı şekilde işte rükuda yani bir defa Sübhane Rabbiyel Azim deyinceye kadar o ayağa kalkıyor. Aceleyle. Ama bu şekilde yani üç defa diyemedim ben Sübhane Rabbiyel Azim'i. Veya selam vereceğimde salli barik okuyamadım. Bunların namaza bir menfi etkisi olmaz. Yani namazın kabul edilmesi veya sahih olmasına engel değildir bunlar. Peki. Allah kabul etsin. 70 Amin. Yıldır bir cami ehli yani. Amin. Maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah efendim. Efendim Hasan Bey isminde bir izleyicimiz. Muhterem hocama selam ediyorum. Dini konularda dini farklı algılayan aileme uymadım. Kendime yeni bir yol çizdim değerli hocam ve namaz noktasında yolumu çizdim. Çok önemli namaz benim için. Yaptığım yanlış mı değerli hocam diyor. Şimdi eğer namaza devam konusunda muhalefet ettiyse çok iyi bir şey yapmıştır. Anlaşılan öyle çünkü farklı. Ha, öyle diyor. Namaz çok önemli diyor. Namaz dinimizin en önemli ibadetidir. Eğer Müslümansak biz, Müslümanız diyorsak haliyle o mesuliyetin bir gereği olur. Yani mesela şimdi bir adam bir derneğe üye. Ya bir aidat ödeyeceksin. Doğru. Veya o kulübün o şeyine uyacaksın yani disipline uyacaksın. Değilsin, ya olmayacaksın ya uyacaksın. Doğru. Ha. Şimdi Müslümanım. İyi de Müslümanlığın bir şeyi var yani bir disiplini var. Benden istedikleri var. Yapmamam gereken şeyler var. Bir taraftan Müslümanlığın istediği hiçbir şey yapmayayım. Müslümanlığın istemediği her şeyi yapayım. Benim Müslümanlığımda ne kaldı geriye? Ki dinimin benden istedikleri şeylerin en başında namaz geliyor. Onunla ilgili o kadar çok ayet, hadis var ki. Ayetler de var. Ayet var evet efendim. Mesela çok herkesin bildiği, sık sık duyduğu namaz dinin direğidir. Evet. Namazı kılan dinini ayakta tutmuştur. İnşallah. Es-salatu umadu'd-din. Men akameha fakat akame'd-din. Ve men hedemeha fakat hedeme'd-din. Bu şekilde hadis var. Nedir manası? Namaz dinin direğidir. Namazı kılan dinini ayakta tutmuştur. Namazı terk eden dinini yıkmıştır. Allah muhafaza. Ve daha bunun gibi bu ağırlıkta, bu önemde o kadar çok hadis var ki Peygamberimizin sözü. Evet. Onun için yani aile namaza uzak duruyor da bu kardeşimiz onlara muhalefet ederek namaza önem veriyor ve namazı kılıyorsa yapması gereken şeyi yapıyor zaten çok iyi yapıyor. Aferin Allah razı olsun. Anne babasına nasıl davransın hocam? Ana babasına bak. Yani anlaşılan o ki farklı bir meşrepten konusunda onlara uymaz. Peki. Ama bir insani olarak evlat olarak onlara saygıda kusur etmez. Onlara hizmette kusur etmez. Fakat inanç ve ibadet konusunda eğer onlar kendisini farklı bir yere yönlendirmek istiyorlarsa onlara uymaz. La ta'ate li mahlukin fi masiyetil halik. Peygamberimizin sözü ne diyor? Allah'a, yaratana, isyan konusunda yaratılana itaat edilmez. Peki. isyan konusunda itaat yok. Kur'an-ı Kerim'de de ayette onların diyor bilgisizce seni davet ettikleri şeye peşine düşme. Yani o şirke, küfre davet eden anne babanın peşine düşme diye o anlama gelen ayet-i kerime var. Peki. O zaman Hasan Bey, Allah razı olsun, çok güzel tabii, bir... yani olması gerekeni yapıyor. Efendim, Şanlıurfa'dan Mehmet Açmaz hattımızda. Hoş geldiniz. Şanlıurfa'ya selamlar Mehmet Bey. Şanlıurfa'daki izleyicimiz Mehmet Bey'i duyabiliyor musunuz? Efendim, bir başka izleyicimiz Mersin'den hattımızdalar. Hoş geldiniz, Mersin'e selamlar. Aleykümselam. Buyurunuz. Ben nafakadan dolayı konuşacaktım. Ben evet. Eşimden 1,5 yıldır ayrıyım. Evet. Ayrıldıktan sonra bana bir 700 lira para bağladılar. O evet. Parayı alıyorum ama helal mi yiyorum, haram mı yiyorum onu bilemiyorum. Eşim, bir de beni eşim iftirayla bıraktı. Ben onu aldattım diyerekten bıraktı. Acaba net yapmam, nafakayı bırakmam mı gerekir yoksa devamlı almam mı gerekir? Bir de ben 350 bazen 400 diye babamdan da maaş alıyorum. Şu anda baba evinde oturuyorum. Ama kiraya çıkacak olsam artık bilemiyorum. Yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim diye. Evet. İşte onun için acaba nafaka bana helal mi, haram mı? Efendim, Cenab-ı Allah afiyet versin. Mersin'e selamlar. Evet değerli hocam. Tabii bu eşi iftira etmiş, onun günahı ona. Çok büyük günahtır o. Hatta bizim Kur'an-ı Kerim'de eşine iftira eden kişi, eğer onu ispat edemezse, işte bir onun yeminleşme olayı evet. Var. Yemin etmesi gerekiyor. 4 defa, 5 defa neyse bir o zamanki şeyde hakimin huzurunda. Tabii zamanımızda öyle bir şey yok. Ama sonuçta bir iftira etmiş, günahını çeker. Ha, nafaka meselesi, bizim fıkhımızda nafaka iddet bitinceye kadardır. Yani iddet bitinceye kadardan maksat şu, boşandı. Boşandıktan sonra eğer hanım adet görüyor ise, 3 defa adet görüp temizleninceye kadardır. Yok, adet görmüyor, menopoz dönemine girmiş ise, o zaman 3 aydır. Ondan sonra kocanın nafaka verme zorunluluğu ortadan kalkar. Ha, şimdi tabii günümüzde... Devlet bunu bağlıyor, sosyal bir hak olarak bağlıyor. Bunu bağlıyor. Fakat İslam fıkı açısından bu bir hak değil. Onu söyleyeyim. Efendim, devam ediyoruz. Bekir Kaygusuz hocama selam ediyorum diyor. Dövmesi olan birinin cenaze namazı kılınır mı? Dövmesi olan kişi Müslümansa elbette kılınır. Yani dövmesi yaptırması adamı dinden çıkarmaz ki. Ha, dövme, ayrı bir günah ya. Dövme yaptırmak caiz değildir diyoruz. Ama yaptırmış insan. Yani ben dövme yaptırdım, gavur oldum, o yüzden bir şeye karışmayan mı diyecek? Haşa. O bir günah işlemiş, Allah'tan af dileyecek. Ha, eğer o dövme çıkıcı bir şeyse, kalıcı bir şey değilse, onu çıkaracak, abdestinin gusülünü öyle yapacak. Ama kalıcı bir şeyse, derinin altına zerk edilmişse, zaten ona yapacak bir şey yok, o da abdestini alacak, gusülünü edecek, namazını kılacak. Yani kelime-i şehadet getiriyorsa, Müslümanım diyorsa, Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsa, o insan Müslümandır. Dolayısıyla da onun elbette cenaze namazı kılınır. Yıldız Han hocama selam ediyorum. Hocam öğrenciyim diyor. Sınav sabahı oruçluydum. Evimden sınav yerine gelince başım dönmeye başladı. Sınava gelebilecek halde değildim. O yüzden orucumu bozmak zorunda kaldım. Kefaret gerekir mi? Bir gün kaza etsin o sonra. Ramazan'dan sonra bir gün kaza edecek bu kardeşimiz, evladımız. Evet efendim. Evet. İstanbul'dan Aziz Argun hattımızda. Hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar Aziz Bey. Sayın Argun duyabiliyor musunuz? Evet. İstanbul'daki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Buyurunuz. Selam. Buyurun. Alo. Buyurun efendim, duyabiliyoruz. Alo. Buyurunuz. Buyurun, dinliyoruz. Aziz Bey. Duyuyorum sesini. Hay hay efendim, duyuyorum. Biz de duyuyoruz. Buyurunuz, değerli hocam dinliyorlar sizi. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Benim sormak istediğim soru. Heh. Evet, buyurun sorun. Efendim. Bizim telefondan iletişimimizi sağlayacağız. Televizyonun davut sesini... orucu nedir? Nasıl peki tutulur? Peki. Farz mıdır tüm Müslümanlara? Soralım inşallah değerli hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz Aziz Bey. İstanbul'a selamlar efendim. Evet, Hazreti Davud Aleyhisselam'la ilgili. Şimdi Davud orucu deyince bir gün oruç tutup bir gün tutmama şeklindeki oruca Davut orucu derler. Bu farz da değildir, vacip de değildir, sünnet de değildir. Hatta şöyle bir olay var. Ashabtan bazıları Allah'ın işte ahireti düşünüyor, cenneti, cehennemi düşünüyor. Yaptıkları amelleri küçümsüyorlar. Ve her gün oruç tutuyor mesela. Geceleri efendim sabahlara kadar ibadet ediyor. Ama böyle yapınca bir taraftan bünyesinin hakkını vermiyor. Bir taraftan ailesinin hakkını vermiyor vesaire. Ve bu şikayet konusu oluyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki bak, şu kadar tut, şu kadar tutma. Ben daha fazlasına gücüm yeter. Diyor sahabeler. Sahabe. İşte şöyle yap, böyle yap, daha fazlasına gücüm yeter. Ve Peygamberimiz en son diyor ki, madem öyle diyorsun bir gün tut, bir gün tutma. Bu Davut orucudur. Bundan fazla olmasın. Yani her gün tutma o anlamda. Çünkü salıverse, bırakıverse o sahabi her gün oruç tutacak. Eşinden de uzaklaşmış. Hep tabii zaten şikayet eşten geliyor. Ha, şimdi Davut orucu bu. Ama bu Peygamberimizin teşvik ettiği bir şey değil. Evet. Yani sen bir gün oruç tut, bir gün tutma teşvik ettiği bir şey değil. Ya eğer mutlaka çok tutmak istiyorsan bari bu kadarcık tut. Daha fazla tutma. O peki, anlamda söylediği bir şey. Peygamberimizin teşviki nedir efendim? Onu en azından anlayalım burada bir kez. Şimdi daha senin üzerinde bedenin hakkı var, ailenin hakkı var, çocukların hakkı var. Ben bazen tutarım, bazen tutmam. Sen de öyle. Şimdi Peygamber Efendimizin bize tavsiye ettiği günler var değil mi? Evet. Haftada pazartesi, perşembe. Ayda gök ayının 13, 14, 15'i. Zaten Ramazan mecbur. Farz. Şevval'den işte 6 gün. Ramazan'dan sonraki ayda 6 gün. Efendim Zilhicce'de yani Kurban Bayramı'nın zamanında 9 gün. Muharrem ayında işte bir gün veya 2 gün. 10'u 11'i, 9'u 10'u gibi. İşte Berat gecesi dediğimiz Şaban'ın ortasında. Yani bunlardır Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği. Peki Allah razı olsun hocam. Evet efendim peki süre bitmiş efendim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza. Allah razı olsun. Amin size. Efendim değerli hocamızla inşallah yarın akşamki programda birlikte olmayı ümit ediyor. Sizleri Allah'a ısmarlıyoruz. Vacip midir? Orucunu bozan bir hanımefendi bu oruç. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde ikrama gerekiyor muyum? Kadın değil nedir? Öğrenmek herkese farzdır.